Babam. Canım babam. Hani anlatmıştım ya sana. Artık yanında ağlayabildiğim biri var diye. Güvendiğim. Sığınabildiğim. İşte. Şimdi ona yeniden güvenebilir miyim? Yine sığınabilir miyim bilmiyorum. Baba. Aklım çok karışık. Sen olsan ne derdin ha? Yüreğini dinle mi derdin? Yüreğimi dinlesem, bir an bile beklemem. Şimdi koşarım ona baba. Ama yanılmaktan, yol ortasında tek başıma kalmaktan korkuyorum. O vakit duramam, tutunamam, düşerim baba. Korkuyorum. Çünkü bir daha tutarsam elimi, bırakamam. Bir daha onsuz olamam. Çok korkuyorum baba. Çok. Ben yatıyorum artık. Hadi siz de yatın. İyi geceler annem. İyi geceler tatlım. Abla. İstiyorsan sen de bahçede yatak açalım. Kader, hadi sen de yat artık. İyi geceler. Kuzen ne haber? Ne alemdesin? İyiyim. Nerelerdesin? Geliyorum. Ne bu ses? Hala ayılamamışsın. Ya ne böyle sabah sabah soru yağmuru? Ya neyse, SKA'da için adamlar geldi İstanbul'dan. Bir saate kadar toplanıyoruz. İyi, görüş işte sen. Ya benim için de sorun yok ama adamlar illaki seni istiyorlar. Of. Tamam, geliyorum. Bekle. Sen hala ayılamamışsın. Benden sonra epey devam ettiniz herhalde. Yok. Tamam, geliyorum, bekle. Orada görüşürüz.
Sen otur Feride, ben veririm. Ben koyarım. Al bak bunlardan de. Hastasın zaten, güç olur. Bugün çok daha iyiyim. Merak etmeyin. İkinize de ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi halim bu mu Feride? Olmaz böyle. Ebru, istersen ben bugün işten izin alayım. Feride'yi bir doktora götürelim ha. Bakarız. Kahvaltın bitti herhalde. Hazırlanayım da çıkalım. Bana inanana kadar buradayım Sevgi teyze. Kusura bakmayın. Buz gibi hava, buz. Üşütürsün, hasta falan olursun. Canım, sonra konuşursunuz. Olmaz ki böyle. Battaniye için sağ ol Sevgi teyze. Hadi siz içeri girin. Üşümeyin daha fazla. Günaydın. Günaydın. Allah akıl fikir versin. Buz gibi hava, buz. Helal olsun. Aferin çocuğa, dediğini yaptı. Delikanlı çocukmuş. Kemal'le ayrıldık diyor, başka bir şey demiyor. Hayda. Kemal'le konuştun mu peki? Arıyorum ama açmıyor. Hayır, dün gece de eve gitmemiş. Anneme de soramıyorum merak etmesin diye. Ne yapacağımı şaşırdım. Neyi anlamıyorum biliyor musun? Bunlar Handan'la kaç kere ayrılıp barıştılar. Hiçbir zaman kızcağız bu hale düşmemişti. Deli olacağım. Açmıyor. Ya bunlar Nazire ablanın oğluyla yakın arkadaş değiller miydi? Bir onu ara istersen. Bende var numarası. Dur. Ben bir su alacaktım ama. Ben vereyim hemen. Sen zahmet etme, ben alırım. Oğuz.
Dün akşamdan beri aranızda bir gerginlik var. Farkındayım. Yok canım, ne ilgisi var? Ebru normalde böyle değildir. Belli ki bir şeye kızmış. Eğer benimle ilgiliyse... Seninle ne alakası var Feride? Biz sadece kendi sıkıntılarımızı biraz sana yansıttık, kusura bakma. Oo. Allah muhabbetinizi arttırsın. Kusura bakmayın böldüm ama... Çıkalım mı artık? Diyorum ki, malum Feride hasta. Sen evde onunla kalsan. Yok yok. İyiyim ben. Zaten iş aramaya çıkacağım. Siz bakın işinize. İyi o zaman. Bol şans sana. Anne, sen burada mıydın? Nazire omlet yapmış. Seversin sen. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Bir iki lokma yeseydin. Güçsüz kalacaksın. Dün akşam neredeydin Cüneyt? Bir arkadaşımda kaldım. Keşke haber verseydin. Bütün gece 9 doğurdum. Hesap sormuyorum. Zor zamanlar geçiriyorsun biliyorum. Ama hepimiz çok merak ettik oğlum. Merak edilecek bir şey yok anne. Baban bir müddet işe gelmesen de olur demiş. Kabul etmemişsin. Kabul etmedim. Çünkü iyiyim ben. Ben çocuklarımın gözünden anlarım içlerinde ne fırtına koptuğunu. Senin bu halin içimi acıtıyor Cüneyt. Galiba biraz benim de suçum var. Merak edilecek bir şey yok Zühre Hatun. Omleti soğuyacak. Şu işe bak ya. Utanmadan bir de gözümün önünde. Ebru. Allah Allah. Ne oluyoruz ya? Ne bu tavır şimdi? Asıl size sormalı ne oluyor diye. Ah, aşkınız depreşti tabii. Ebru. Yalan mı? Ağzına düşecektin neredeyse. İnanmıyorum sana ya. Ya kızın da kalbini kırıyorsun orada. Nedenmiş o? Benim yüzümden mi gerildiniz diye sordu. Ah, salağa bak ya. Nasıl da her şeyi kendine yoruyor. Sanki dünyanın en önemli insanı. Sana da sinir oldum. Ya ona hiç şaşırmadım zaten. Dalga geçme. Niçin problemimiz var diyorsun? Oturup dertleşseydin bari. Ne deseydim? En yakın arkadaşın seni kıskanıyor mu deseydim ya? Ne kıskanacağım be o çırpı bacaklıyı? Onu boş ver de nereye gidiyoruz onu söyle. Zühre teyzelere. Feride bir şeyler saklıyor. Ama dur bakalım. Öğreniriz yakında. Alo. Alo Berat. Evet benim. Ha ben Yıldız, Kemal'in ablası. Aa Yıldız abla merhaba. Nasılsın? İyiyim canım. Berat, Kemal ortada yok. Telefonla da ulaşamıyoruz. Senin haberin var mı? Yok haberim yok. Bir şey mi oldu yoksa? Oldu evet. Handan'la ayrıldılar. Kız çok kötü durumda. Sakinleştiriciyle ayakta duruyor. Biz de Kemal'e ulaşamıyoruz. Ha, tamam, tamam. Siz merak etmeyin. Ben bulurum onu Yıldız abla. Tamam, siz üzmeyin canınızı. Görüşürüz. Demek ayrılmışlar. Ay yeter artık Bahar. Git konuş şu çocukla. Sabaha kadar bekledi, yazık bu ayazda ya. Hasta falan olacak. Allah korusun. Çocuk aşkından zatürre olacak abla ya. Hadi kızım hadi.
Evet mi diyeceksin, hayır mı diyeceksin bilemem de git konuş. Konu komşu laf edecek. Cevriye sordu, sabah ne diyeceğimi bilemedim. Tamam. Konuşacağım anne. Daha ne kadar beklemeyi düşünüyorsun? Sen beni affedene kadar. Kemal, çocukluk yapma. Sen çocukluk yapma Bahar. Handan'dan ayrıldım diyorum, bitti. Niye inanmıyorsun? Kemal, ben sana daha önce inandım. Ama şimdi olmuyor işte. Yapamıyorum. Bahar. Ne oluyor burada? Bu ne hal? Handan. Hadi uyan tatlım. Hadi güzelim. Handan. Handan. Yıldız abla. Kemal. Kemal geldi mi? Gelir bir tane, merak etme. Hadi bakalım. Önce iki lokma bir şey. Hiç canım istemiyor Yıldız abla. Olmaz ama. Dün akşamdan beri uyuyorsun, hiçbir şey yemedin. İçim almıyor. Alır alır. Sen şu çorbayı bitir. Sonra da bana bir bir anlatacaksın neler oldu. Birisi anlatacak mı ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok abicim. Var Berat. Söyle arkadaşına gitsin artık buradan. Hem hava soğuk, hasta olacak. Üzülür müsün hasta olursa? Ya ne alakası var canım? Ben soğuk diye dedim işte. Tamam Bahar, sen geç içeri, ben konuşurum onunla. Tamam. Ne oluyor abicim? Ne bu hal? Bundan sonra böyle arkadaş. Bahar bana inanana kadar buradayım. Hey Allah'ım ya. Ablam aradı. Kadın meraktan çıldırmış. Ayrıca Handan da oradaymış. Durumu çok kötüymüş. Dayı kızıyorsun ama adamlar illaki Cüneyt'le görüşmek istiyorlar. Ben de ne yapayım? Çağırdım Cüneyt'i. Aklı başında değil ki. Gidecek bir çuval inciri berbat edecek. Adam doğru dürüst havale yapamıyor. Gidip görüşme mi yapacak? Günaydın Nergis. Çok geç kaldım. Geldi bile. Günaydın. Günaydın. Siz dün akşam birlikte miydiniz? Evet. Eylül'e gittik, kafaları dağıttık biraz. Sonra ben ayrıldım, onlar devam ettiler sanırım. Aferin. Yalnız mı bıraktım kızla? Oğlum ben sana emanet etmedim mi onu? Ya buradan kaçarken doluya tutulmasak bari. Bana bak. Bu Cüneyt bir halt yemiş olmasın sakın. Yok dayı. Eylül öyle bir kız değil ki. Bizimki dün akşam eve gelmedi ama. Eylül de yok ortada. Kadın bu kadın. Her şeyi gören gözü bile aldatır. Feride'ye de toz kondurmuyordunuz ama. Gördük olanları. Ebru'cum, sen böyle gelip gitmezdin. Hayırdır? Zühre teyze, biz sizi Feride için rahatsız ettik. Tahmin etmiştim. Boşuna zahmet etmişsiniz kızım. Çünkü biz onun adını bile anmıyoruz artık bu evde. İyi ama neden? Feride de bir şey anlatmıyor. Anlatacak yüzü yoktur da ondan. Feride ne yaptı Zühre teyze? Ne yapmadı ki?
Biz düğün hazırlıkları yaparken o da oynaşı Selim'le şirketi soyup soğana çevirmenin derdindeymiş meğer. Yardım et. Nihayet teşrif ettiniz. Ancak kendime gelebildim. Ben gittikten sonra bayağı içtiniz herhalde. Yok canım, ben içmedim. Ama Cüneyt devam etti. Tekila'dan sonra da viskiye geçti. Ben giderken zaten zondu. Bir terslik yok değil mi? Ne olacak ki? Hem o kadar acemi değil. Biliyor içmeyi. Cüneyt, dün akşam eve gitmemiş Eylül. Sende mi kaldı? Evet, kanepede sızdı. Sınırı aşmadın, değil mi Eylül? Yok artık. Nerede duracağımı bilirim ben. Tabii. Senin o kadar salak olmadığını ben de biliyorum. Senin bir hatan iki senemize mal olur. Bir çuval inciri berbat etmezsin, değil mi? Yapılacağı yer hakkında anlaşamadığınız için ayrıldınız, öyle mi Handan? Tabii. Kusura bakma Handancığım ama ben buna inanamam. Siz daha önce de Kemal'le bir sürü şey yüzünden darılıp ayrılmıştınız. Ama hiçbir zaman böyle olmamıştı. Handan, hadi anlat. Ne oldu bir tane? Çok, çok utanıyorum Yıldız abla. Ne olur kimseye söyleme. Çok utanıyorum. Handan anlatsana, ne oldu diyorum. Kemal'in hayatında başka biri var. Handan'la bitti yani ha? Evet. Yüzleştik. Onu değil Bahar'ı sevdiğimi söyledim. Ayrıldık. Üzülmüştür. Üzüldü tabii. Ama yapacak bir şey yok. Evet, yok. Her şey olacağına vuruyor. Ama en azından yalan söylemekten iyidir. Hadi ara ablanı. Kadın çok merak etmiştir ya. Sonra ararım. Şimdi kimseyle konuşmak istemiyorum. Ya iyi de. Ya abicim sen de kimseye söyleme ha. Tamam. Bahar bana inanana kadar buradayım.